Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Realme Buds T100 isimli kablosuz TWS kulaklığı inceleyeceğim. Biliyorsunuz özellikle son yıllarda bu TWS dediğimiz True Wireless Stereo kulaklıkların sayısı giderek arttı. İşte kulak içine takılan ve küçük, şirin, güzel ürünler. Realme'nin bu T100 modeli de aynı şekilde kulak içine takılan ve kolay kullanımıyla dikkat çeken bir model. Ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Elips şeklinde bir kutumuz var. Standart olarak bu kutuyla birlikte geliyor ve kutunun herhangi bir yerinde arkadaşlar bir düğme vesaire yok. Normalde bu tip ürünlerde bir düğme görmeye alışmıştık ama bu modelde yok. Sebebini birazdan açıklayacağım. Realme yazısı var kutunun hemen ön tarafında baktığımızda. Kapağı açtığımızda kulaklıklara erişiyoruz. Bu arada normalde bana gönderilen renk beyaz olduğu için çok anlaşılmıyor ama cihaz aslında iki farklı renge sahip. Yani daha doğrusu kutunun içi farklı, kutunun dışı farklı. Bendeki model de böyle ama beyaz ve gri olduğu için çok fazla anlaşılmıyor. Böyle farklı farklı renk seçenekleri de var. Bence bu güzel olmuş. Hoşuma gitti benim. Realme yazısının hemen alt kısmında bir tane LED lambamız var. Bu LED lamba ile işte bağlantının durumunu, kutunun pil durumunu vesaireyi görebiliyorsunuz. O küçük minik LED lambanın hemen altında da Type-C dediğimiz ya da Type-C olarak da geçen İngilizce'de bağlantı yuvamız var. Kutuyu buradan şarj etmiş oluyoruz. Yani bunun dışında başka bir şey de yok zaten. Kutusundan çıkan ürünlerden biraz bahsedeyim. Şöyle çok güzel turuncu renkli, sarıya yakın turuncu renkli bir kısa bir Type-C kablosu kutusundan çıkıyor. Aynı zamanda onu da detaylarda şimdi size göstereceğim. Kulak pedleri çıkıyor. Kulağınız küçüktür, kulağınız büyüktür. O farklı pedleri seçerek de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu genel görünümden sonra Realme Buds T100'ün biraz daha teknik özelliklerine göz atmak istiyorum. Bu özelliklerin tamamını açıklamada bulabilirsiniz. Ben burada öne çıkan ya da önemli gördüğüm özelliklerden bahsedeceğim. Kulaklığımız 10 mm dinamik bas sürücülere sahip. Yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği var. Bu özelliği sadece çağrılarda kullanabiliyorsunuz. IPX5 standartlarında suya dayanıklık özelliği var. Google Face Pay'i destekliyor. 88 milisaniyelik düşük gecikme süremiz var. Bluetooth 5.3 özelliğine sahip. Rock kırmızısı, pop beyazı, caz mavisi ve punk siyahı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği var. Ve 28 saatlik bir pil ömrünün olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim Realme Buds T100'ün kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bluetooth 5.3 kullanıyor. Bu güzel bir özellik. Çünkü yeni bir teknoloji. Onu söylemiş olayım mı? Bu seviyedeki bir üründe pek görmeye alışmadığım bir teknoloji olduğunu söyleyeyim. Ayrıca Google'ın Face Pay isimli bir teknolojisini de destekliyor. Nedir bu Google Face Pay? Destekleyen telefonlarla birlikte bu özelliği kullandığınızda cihazın kapağını açtığınız andan itibaren telefonla eşleştirme yapabiliyorsunuz. Şimdi az önce söylemiştim genel görünümde. Normalde bu tip kulaklıklarda bir işte kutunun üzerinde küçük bir düğme vardır. O düğmeye bastığınız zaman arama moduna geçer. Yani kulaklık etraftaki Bluetooth cihazları tarafından görülmeye başlanır. Bunda öyle bir tuş yok. Bunu koymamışlar. Bu Face Pay olduğu için zaten mesela ben Oppo'nun Reno'da telefonda denedim ki biliyorsunuz Realme'nin kardeş markasıdır. Otomatik olarak tanıdı. Hadi tamamdır o Oppo'dur dedik. Başka bir telefon dedim. Samsung'un Z Flip 4'te denedim. O da otomatik olarak tanıdı arkadaşlar. Bu da hızlı bir şekilde bağlantı kurulabileceği anlamına geliyor. O yüzden çok da düğmeye ihtiyaç yok. Onu söyleyeyim. Eğer yeni bir telefonunuz varsa, yakın zamanda alınan bir telefonunuz varsa düğmeye ihtiyaç yok. Eğer eski bir telefonunuz varsa da Bluetooth arama moduna açtığınız zaman, yani kapağı açtığınız zaman da aslında bulunabilir hale geliyor. Oradan da bulabiliyorsunuz. Gelelim uygulama tarafına. Biliyorsunuz bu tip ürünlerde mutlaka bir uygulama kurmak gerekiyor. Realme'nin Link isimli bir uygulaması var. O uygulamayı ben telefona yükledim. Telefona yükledikten sonra bir kısa bir üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra bu kulaklığın bütün özelliklerini görebiliyorsunuz. Uygulamayı açtığımızda karşımıza aslında çok da sade bir menü çıkıyor. Burada 3 farklı equalizer ayarı diyebileceğimiz özellik bulunuyor. Bass Boost geçiyor. Yani bu bassları arttırmış oluyor ki bayağı arttırıyor, onu söyleyeyim ben denedim. İkinci modda ise dengeli bir ses bize sunmuş oluyor. Üçüncü modda ise parlak modu bulunuyor ve bu parlak modunda daha çok sesler ön plana çıkartıyor. Yani vokal olarak seslerden bahsediyorum. Yani müziği söyleyen kişinin ya da dinlediğiniz herhangi bir sesi, videoyu o videodaki sesleri ön plana çıkartıyor. İnsan seslerini ön plana çıkartan bir equalizer ayarı gelmiş oluyor. Bu bas olayı güzel. Neden? Çünkü biliyorsunuz bu tarz ürünlerde böyle bazen hani bası çok olsun da olmasın diyenler olabiliyor. Siz orada istediğinizi seçiyorsunuz. Ben bu equalizer denge beğendim. Bir de ses seviyesini arttırabilme özelliği de var. Tabii bunu ben özellikle sokakta kullanmanızı önermiyorum. Çünkü dışarıdaki sesleri daha da az duymaya başlıyorsunuz. O yüzden hani bu özelliği daha çok böyle evde ya da işte diyelim ki bilgisayar karşısında bir iş yaparken, ders çalışırken falan kullanabilirsiniz. Sesi 102 desibele kadar arttırıyor bu özellik. Bunu isterseniz açıp istiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Bir de kulaklığın oyun modu var. O zaman 88 milisaniye
saniyelik düşük gecikme moduna geçiyor otomatik olarak. Eğer mobil cihazlarda oyun oynamayı seviyorsanız ve oyun oynarken de bu Bluetooth'tan kaynaklanan gecikmenin önünü almak istiyorsanız bu modu aktif edersiniz. İstemiyorsanız aktif etmeniz gerekmiyor. Yani orada bir tuş var zaten. İstediğiniz zaman onu açıp istediğiniz zaman da kapatabiliyorsunuz. Ayrıca benzerlerinde de görmeye alıştığımız ve kulaklığın üzerinde belli hareketler yaptığımızda işte sesi açsın, sesi kapatsın gibi özellikleri de yine bu uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Orada belli atanmış özellikler var. Onları işte sesi açsın, bir sonraki müziğe geçsin, sesi kıssın, iki kere tıklayınca şöyle olsun, üç kere tıklayınca böyle olsun gibi komutları yine bu uygulama üzerinden verebiliyorsunuz. Kulaklığın boyutlarından biraz bahsetmek istiyorum. Çok uzun değil, çok kısa da değil arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım, bunu detaylarda size göstereceğim. Ortalama bir uzunlukta kulaklığın çıkıntıları var. Kulağa iyi oturuyor. Ben denedim. Ergonomik olarak baktığımızda kulağa iyi oturuyor. Şöyle bakın, şu şekilde yaptığımızda da kulaktan kolay kolay düşmüyor. Yani bunu niçin yapıyorum? Tabii bunu merak ediyor olabilirsiniz. Özellikle sportif faaliyetlerde bu kulaklığı kullanacaksanız kulaktan düşme riski olabiliyor koşarken ya da bir spor hareketleri yaparken. Bu üründe öyle bir durum söz konusu değil. Kulak pedlerinin değiştiriliyor olması güzel. Bunlar zamanla kirlenebiliyor. Temizlemek için işte çıkartıp temizleyip sonra tekrar takabilirsiniz. Ya da kulağınız büyüktür, küçüktür. Farklı boyutlardaki kulak pedlerini takarak yine kulaklığı kullanmaya devam ediyorsunuz. Ben bu özelliklerini beğendim. Bluetooth 5.3 olması iyi. Düşük enerji tüketimine sahip. Düşük enerji tüketimi olması ne anlama geliyor? Pil ömrünün daha iyi olması anlamına geliyor arkadaşlar. Kutusuyla beraber 28 saatlik bir pil ömrü var. Yaptığım testlerde ben de 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlara ulaştım. 10 dakika kutuyu şarj ettiğiniz zaman size 2 saatlik bir kullanım süresi de veriyor kulaklıklar üzerinden. Bu da hızlı şarj olması güzel aslında arkadaşlar. Bu arada kulaklıkta işte çıkardığınız zaman müziğin işte ya da videonun durması, gürültü engelleme gibi özellikler yer almıyor arkadaşlar. Tabii bu seviyede ve bu fiyat kategorisinde ürünlerde bulunmayan bir özellik zaten bu. O bakımdan yer almamasına şaşırmadığımı söyleyeyim. Öte yandan Google'ın Face Pair özelliğini kullandığınız zaman aynı zamanda kulaklığımı bul özelliğini de görebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bu da harita üzerinde kulaklığın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta her bir kulaklıktan bir ses çalmasını da sağlayabiliyorsunuz. Ama tabii bu çok dışarıdan duyulmuyor arkadaşlar. Bazı modellerde epey dışarıdan duyuluyor ama ben bu modelde çok fazla dışarıdan duymadım ama harita üzerinden size kulaklığın nerede olduğunu gösterebiliyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Öte yandan Realme Link yazılımı üzerinden aynı zamanda kulaklığın güncellemesini de yapabiliyorsunuz. Ben ilk aldığımda bir güncelleme gelmişti. Onu yaptım. Bu tarz konulara dikkat edin. Çünkü güncellemeler önemli olabiliyor. Yeni özellikler kazandırıyor veya var olan bazı özelliklerin güncelleştirilmiş hallerini de kullanmaya başlıyorsunuz. Ben bu yazılımı kullanmanızı öneriyorum. Gelelim telefon görüşmelerine. Telefon görüşmeleri sırasında kullanabileceğiniz yapay zeka destekli bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Ben bunu da test ettim. Fena da çalışmıyor arkadaşlar. Normal bir telefon görüşmesi yaptım ve bu telefon görüşmesinin ses kaydını da birazdan size izleteceğim. Aynı zamanda yine bu kulaklığı kullanarak bir video kayıt yaptım arkadaşlar. Bu kulaklıkta yaptığımız hem video görüşmesini hem de telefon görüşmesini bir dinleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. Şu anda izlemekte olduğunuz videodaki sesi Realme Buds T100 kulaklıkla alıyorum. Sol taraftan alıyor sesi anladığım kadarıyla. Sağdan bir ses almıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. İşte siz de bu kulaklıkla eğer Bluetooth üzerinden ses kaydı yapabilen bir telefonunuz ya da benzer bir cihazınız varsa 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir ses kalitesine ulaşmış olacaksınız. Evet arkadaşlar, şu anda dinlemekte olduğunuz sesi Realme Buds T100 kulaklık üzerinden kayıt ediyorum. Bir telefon görüşmesi yapıyorum. Oldukça sessiz bir ortam. Çok gürültülü bir ortamda değil ama mesela biraz gürültü yapayım. Şöyle biraz ses yapıyorum. Etraftan o sesler ne kadar geliyor bilmiyorum ama böyle gürültülü bir ortam olduğu zaman elimi şaklatıyorum şu anda mesela. Dışarıdaki sesleri de ne kadar aldığınızı siz de görmüş olacaksınız. İşte bu kulaklıkta bir telefon görüşmesi yaptığınızda bir ses kaydını ve kalitesini duymuş olacaksınız. Gelelim fiyat meselesine arkadaşlar. Realme Buds T100'ün fiyatı, ben bu incelemeyi yaptım tarih itibariyle 400 TL civarındaydı. Oldukça iyi bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Özelliklerine göre ve benzer fiyat sunan bilinen rakiplerine göre baktığımızda oldukça iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Birçok cihazla çalışabiliyor. Android cephesinde birçok farklı cihazla birlikte bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yaşamadan. Bu da önemli artılarından bir tanesi. Böyle kaliteli bir kulaklık olsun, uygun ve fiyatlı olsun, özellikleri de benim ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar olsun yeter derseniz kesinlikle önerebileceğim bir model olmuş Realme Buds T100. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Realme Buds T100 kablosuz kulaklığı incelemeye çalıştım. Bu ürünle ilgili sizin merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlar yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin bir kısmı abone değil arkadaşlar. Abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca videolarıma yorum yapıp beğenirseniz ve paylaşırsanız da
benim için çok daha iyi olur. Ek olarak şunu da hatırlatmakta fayda var. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut arkadaşlar. Tek bir tıkla hepsini takip edebilir, hepsine abone olabilir. Sosyal medyada da beni desteklemeye devam edersiniz arkadaşlar. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.